Yumuşama, normalleşme. Bu konu seçimin hemen ardından böyle konuşulup geçecek konjonktürel bir şey muamelesi görse de pek o kadar konjonktürel olmadı. Birçok görüşmeye ve hatta ittifakların geleceğine dair tartışmalara neden olacak bir hal aldı. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Bugün de uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu Sayın Bahçeli'ye yanıt babında. Ben o açıklamaları hem izleyicilerimize hem sizlere bir hatırlatayım. Sonra da böyle neredeyse paragraf paragraf çözümleyelim. Gerek Sayın Erdoğan gerekse Sayın Bahçeli ne diyorlar ve bunlar siyasette nasıl yansır? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki siyasi partiler arasında yani soruda Devlet Bahçeli'nin ilk önce söyledikleri hatırlatılıyor Cumhurbaşkanı'na. Ne demişti Devlet Bahçeli? Siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyen ve yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır diyor. Bu Cumhurbaşkanı hatırlatılıyor. Sorunun devamı da var ama o kısma geçeceğim. Cumhurbaşkanı diyor ki Sayın Devlet Bey'in yapmış olduğu açıklama bir devlet adamı yaklaşımıyla sakin, herhangi bir tartışmaya fırsat vermeden yapılmıştır. Konuyu bu şekilde kapatmış olması bence gayet isabetlidir. Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken çalışmaları detaylıca yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı olarak partimizin duruşunu belirtmesi bakımından Ömer Bey'in açıklaması isabetli olmuştur. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yanıtlarına geçmeden evvel Sayın Bahçeli'nin ne dediğini anlamak açısından bir hep beraber bir kafa yoralım ve işin bu kısmını tartışalım. Siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyen ve yeni bir denklemin kurulmak istendiğini çözümlenmektedir diyor ya. Nagihan sana soracağım. Çok bilinmeyen ve yeni bir denklem ne demek? Ne diyor Sayın Bahçeli? Çok bilinmeyen ve yeni bir denklem kurulmak istenmektedir. Kurulmak isteyenler var. Kim bunlar? Yani aslında MHP çevreleriyle konuştuğumuzda, yani bu yeni değil, bir süredir diyorlar ki Cumhur İttifakı'na biz çok önem veriyoruz, devamını istiyoruz. Ama Cumhur İttifakı'na sıcak bakmayan AK Parti'nin içinde bazı çevreler var. İsimler de veriyorlar. Diyorlar ki buna rağmen Cumhur İttifakı dimdik ayakta devam ediyor. Şimdi aslında Devlet Bahçeli bu sözlerle Cumhur İttifakı'na biz varız ama bakın sizin etrafınızda bu yeni havadan etkilenip bu yolda yürümek istemeyenler olabilir. Biz bundan etkilenmeyiz. Siz varsınız yoksunuz biz durduğumuz yerde duruyoruz diyor. Yani kendi tabanına aslında bizim kimseye ihtiyacımız yok diyor. Bir siyasi lider açısından beklenir bir açıklamadır bu. Öbür tarafa da diyor ki bak yani etrafındakileri amiyane tabirle söyleyeyim çok fazla bize karşı havadan kurtar. Yani hizaya çek bir anlamda. Şimdi karşı tarafta yani karşı taraf demeyeyim ittifakın diğer üyesi AK Parti'de. Cumhurbaşkanı açıklamalarından onu görüyoruz. Şunun altını çizmek istiyor. Normalleşme süreci, yumuşama süreci CHP ile bir şekilde diyaloğu içerebilir ama Cumhur İttifakı'ndan vazgeçme noktasında değiliz diyor. Önemli. Şimdi burada CHP ve AK Parti ilişkileri nasıl yönetecek ona bakmamız lazım. Çünkü Özgür Özel'in açıklaması bu havaya tezat bir açıklamaydı. Aslında o akşam geçtiğimiz salı günü akşamından itibaren baktığımızda evet çok olumlu geçti görüşmedendi ama CHP sözcüsü Deniz Yücel'in yaptığı açıklamalardan sonra hava aslında dönmeye başladı. Çünkü orada biraz da karşılıklı farklı söylemler ilk kez normalleşme süreci başladığından beri ilk kez örtüşmeyen bir tablo ortaya çıktı iki tarafın birbiriyle çeliştiği ifadeler. Ve bunun üzerinden tansiyon tırmandı. En son Sayın Özel'in yaptığı açıklamalarla işte suç ortağı vesaire gibi tam açıklama önümde yok ama sen de varsa hatırlatabilirsin. Evet onu hatırlatırım. Ben de şey hızlı hızlı gidelim. Aslında burada senin yaptığın iki vurguyu öne çıkartarak devam edeceğim. Bir tanesi diyorsun ki evet Bahçeli AK Parti içerisindeki bir kesime sesleniyor. Onları kastediyor aslında.
orada bir mesele var, varsa buna işaret ediyor. Ve çok bilinmeyen ve yeni bir denklemden kastım da aslında onların da içinde bulunduğu bir... Evet, sadece o da değil. Yani bir yandan AK Parti'ye de başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere diyor ki Cumhur İttifakı'na niyetliyseniz biz aynen yerimizde duruyoruz. Yani biz MHP olarak böyleyiz. İster olun ister olmayın diyerek aslında bir gövde gösterisi yapıyor. Bu soruyu Mehmet Müftüoğlu'na en son soracağım. Çünkü o muhtemelen hani Devlet Bahçeli ne demek istiyor sorusuna dair şunu demek istiyor diye daha köşeli tahminin de ötesinde net cevaplar verecek. Küçük ama bir ekleme de yapayım tabii, Mehmet Bey içeriden daha detaylı bilgi verebilir. Ama ben... herkes ne diyor onu da dinlesin ki Mehmet Müftüoğlu o anlamda kim daha yakın duruyor tahmini ve yorumu itibariyle onu da ölçebilelim. Ya ben son çok uzatmayayım, diğer konuşmacıların vaktini almayayım ama şunu söyleyeyim. Yani MHP'den hem Sayın Bahçeli'nin çıkışı da olsa, işte o yüzükle dosya fotoğrafı da gelse hep aynı minvalde açıklamalar geliyor. Ben Semih Yalçın'la konuştum salı günü, hatta bunu yazdım da, herhangi bir problem yok. Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Yani AK Parti'nin içinde bunu istemeyenler olduğunu biliyoruz ama Cumhur İttifakı'na yönelik bir şey yok. Sayın Bahçeli'nin de bu havaya ve Cumhurbaşkanı'nın hiçbir görüşmesine yönelik herhangi bir rezerv ya da itirazı yok. Yani resmi söylem bu. Ama Türkiye'de resmi söylemle gerçekler arasında epey bir fark olabiliyor.